Emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ekim ayına girilmesi ile birlikte milyonlarca emeklinin gözü kulağı, 2023 Ocak ayı emekli zam oranlarına çevrildi. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Emekliler bilindiği üzere 6 aylık periyotlar halinde enflasyon oranı tutarında maaşlarına zam alıyor. 2023 emekli maaş zammı henüz belli olmadı. 3 aylık enflasyon fark oranı 6,91 olarak hesaplandı. Konu ile ilgili milliyeti açıklamalarda bulunan vergi uzmanı Muhammed Bayram, burada memurlarımızın enflasyon farkı artışı hesaplanırken aylık bu tutarlar toplanmıyor. Yani Temmuz'dan Aralık sonuna kadar kümülatif enflasyon farkını dikkate almamız gerekiyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon 6.91 olsa da Aralık ayına göre TÜFE'de %52.40'lık bir artış var. Burada memurlarımız, emeklilerimiz enflasyon farkı almıştı. Bu enflasyon farkı %41.69 memurlara, %42.35 emeklilerimize yapıldı. Aralık ayı itibarıyla %42'lik fark göz önünde bulunursa şu an 3 ay için %10'luk enflasyon farkı mevcuttur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ocak zamları için, küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz, ifadelerini kullandı. Emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri, Ocak ayında Temmuz Oralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Haziran ayında yapılan zam sonrasında, Temmuz ayının Haziran ayına göre, Ağustos ayının Temmuz ayına göre ve Eylül ayının Ağustos ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki %6.91 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu. Böylelikle 6 aylık enflasyon farkının yarısı belli oldu. Kalan 3 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 6, 91 e eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak. Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %65 düzeyinde. 2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye %42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun %15 oranında olması durumunda emeklilerin en az %15'lik zam alacağı tahmin ediliyor. Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3500 Türk lirası olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3500 Türk lirası olarak hesaplara yatmaya başladı. Bu rakam 2022 Ocak ayında %66 rekor artışla 1500 TL'den 2500 yükseltilmişti. 1500 TL'den 3500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı %133 zam almış oldu. Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi. Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbire adım adım hayata geçireceğiz. TÜFE'deki 2300 değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve 12 aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti. 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre 151, 50 ve 12 aylık ortalamalara göre 114,02 artış gösterdi. Anadolu Ajansı Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre 2022 yılı enflasyon beklentisi %73,88 oldu. Buna göre memur zammı ve emekli zammı hesaplama işlemleri de başladı. Anadolu Ajansı Finans'ın enflasyon beklenti anketine göre Sosyal Sigortalar Kurumu, vakur emeklisi Ocak zammı %22,14, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise %23,14 olarak hesaplandı. Eylül ayı Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre, Sosyal Sigortalar Kurumu, vakur emeklisi Ocak zamı %17,83, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise %18,83 olarak hesaplandı. Resmi gazetede yayınlanan OVP tahminine göre, Sosyal Sigortalar Kurumu, vakur emeklisi Ocak zamı %15,91, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise %16,91 olarak hesaplandı. Ocak 2022 döneminde sosyal refah düzenlemesiyle en düşük sosyal sigortalar kurumu ve vakur emekli maaşı %66 yani 1000 lirası artışla bir, 500'den 2500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu oldu. En düşük emekli aylığının 3500 TL'ye çıkarıldı. Ocak zammı döneminde de benzer şekilde en düşük emekli maaşı için artış söz konusu olabilir. Burada 4 0 500 Türk Lirası rakamı öne çıkıyor. Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı. Ocak ayı yaklaştıkça memurların ve emeklilerin alacakları zam oranları da merak edilmeye başlandı. O arada enflasyon rakamları açıklandıkça aslında zamlarla ilgili fikirler de oluşuyor. O arada yıl sonu enflasyon tahminlerine bakarak da bazı hesaplamalar yapmak mümkün. Enflasyon artışının dışında hem taban maaş artışları hem de eksen formülleri de konuşulmaya başlandı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranında artış alıyorlar. Buna göre Ocak ayında belli olacak 6 aylık enflasyon oranı kaç çıkarsa Sosyal Sigortalar Kurumu ev Bağkur emeklileri o oranda artış alacak. Ancak son 2 dönemdir taban maaşlara da zam geliyor. Ocakta 1500 Türk lirası olan taban maaş önce 2500 TL'ye Temmuz ayında ise 3500 TL'ye çıkarılmıştı. Şimdi taban maaşların yeniden belirlenmesi gündemde. Hatta bu noktada asgari ücrete yakın bir rakam da konuşuluyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre artış alıyor. Buna göre 2023 toplu sözleşme artışları %8 artı 6 olarak belirlendi. Bu durumda Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri %8 oranında toplu sözleşme artışı alacaklar. Buna ilaveten oluşacak 6 aylık enflasyona göre de fark alacaklar. Aynen Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinde olduğu gibi memurlar ve memur emeklileri için de %8'lik toplu sözleşme oranının artırılması gündemde. Memur Sen Başkanı Ali Alçın, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmede enflasyon farkına ilave bir iyileştirme talebini ilettiklerini açıklamıştı. Ocak ayında yapılacak zam oranları ile ilgili bazı ipuçları da gelmeye başladı. Eylül enflasyonu ile birlikte 3 aylık enflasyon 7.05 olarak belirlendi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri %8 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten %7'nin üzerinde oluşan 6 aylık enflasyon kadar fark alacak. O arada orta vadeli program hedefi yıl sonunda %65 olarak belirlenirken Merkez Bankası'nın anketinde beklenti %67.73 oldu. Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle yaptığı ankete göre ise yıl sonu enflasyon beklentisi %73.88 olarak ifade edildi. Bu oranlara göre ise yeni maaş artışları şöyle hesaplanıyor. Emekliler Ocak ayında maaşlarına yapılacak yeni zam miktarını merak ediyor. Aylık olarak açıklanan enflasyon rakamları ile emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşiyor. Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine %41.69, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %42.35 zam yapılmıştı. Ağustos ayı beklenti anketinin açıklanmasının ardından yeni hesaplamalar yapmaya başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı. Ağustos ayı beklenti anketinin sonuçlanması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %21.07, memur ve memur emeklilerine ise %22.07 zam farkı göründü. Emekliler Ocak ayında maaşlarına yapılacak yeni zam oranını merak ediyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların en düşük maaşı 5674 Türk lirası olacak. Milyonlarca memur ve emekli gözünü Ocak zamına çevirdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine %41.69, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %42.35 zam yansıtılırken, Ocak artışı içinde ipucu enflasyon verileriyle geliyor. Anadolu Ajansı Finans'ın ekonomistlerle yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisi %72.35 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon %21.07 olarak gerçekleşecek.